Yazabilirsin artık böyle arada bir size sunduğu o yıllık programın dışında yayınlar yapan ve ekstra bölümleriyle ya da ekstra içerikleriyle de sık sık karşınıza çıkan bir kanal olma yolunda ilerlemeye başladı diyebilirim. Çünkü bundan birkaç gün önce bir söz okudum. Rosa'nın bir sözüydü. Şöyle demiş: "Hareket edene kadar zincirlerinizin varlığını fark edemezsiniz." Güçlü bir değişim yaratmayı başarabilmiş bir kadın ağzından söylendiğinde, bir değişim üzerine hareket etmiş bir insan için geçerli olabileceğini düşünebilirsiniz ama aslında bu söz herkes için geçerliliği olan bir söz. Çoğumuz bir şeyler yapmak istiyoruz. Bazı hayallerimiz var, bazı ideallerimiz var ve bunlar için kafamıza sürekli planlar yapmaya başlıyoruz. Nasıl başlayacağımızı, nasıl devam ettireceğimizi, bizi bekleyen potansiyel tehlikelerin neler olduğunu, önümüze engel olarak çıkabilmesi muhtemel şeylerin neler olduğunu ve bunlara nasıl önlem alabileceğimizi düşünerek hareket ediyoruz. Ne kadar önlem almaya çalışırsak çalışalım, bir noktada hareket etmeden bazı şeyleri fark etmemizin imkanı yok. Bunun en büyük örneğini kendimden verebilirim. Yazabilirsin kanalını açmayı ilk plan anladığımda, o kadar her şeyini oturup ince ince çalışmış, o kadar düşünmüş, tutarlı bir şekilde tasarlamış ve nasıl başlarsa öyle gider kuralını asla unutmadan elimden gelen en iyi şekilde başlamaya çalışmıştım. Pek çok insanın yıllık bir programı, bir takvimi alıp herkesin ulaşabileceği, erişebileceği bir platformdan sunarak bir yayın içeriği vaat ediyor olmanın ne kadar zor olduğunu söylemesi bile beni düşündürmemiş. Evet, bazen zorlanabilirim ama sorun yok. Zorlanalım zaten. Neden zorlanmaktan korkuyoruz demiştim. Hala aynı fikirdeyim. Ama kesinlikle yazarlıktan, senaryo yazarlığından para kazanan, bunu profesyonel bir iş olarak yapan bir insan değilim. Bu da şu demek oluyor: bu kanala ayırdığım zaman, enerji, bunları buraya yoğunlaştırabilmem için buraya yoğunlaştırdığım her şeyin en az 2 ya da 3 birim daha fazlasını para kazanabileceğim işlere ayırmam da gerekiyor aynı zamanda. Ciddi anlamda bir böyle zaman planlaması, organizasyon gerektiriyor. Ciddi bir disiplin gerektiriyor. Ve bu disiplin aslında hiçbir zaman şaşmadı. Hala devam ediyor. Sadece gönlümü ortaya koyarak başlattığım bu projenin yanında başka herhangi bir gönüllü projeyi barındırabilmemin imkanı yok. Çünkü bu zaten çok fazla beni oyalayacak, çok fazla enerjimi alacak bir projeydi. Yanında başka bir şeye daha girişmem ve elimde kalan bütün zaman, enerji, her şeyi de hayatımı geçindirebileceğim diğer işlere yoğunlaştırırım diye düşünürken, karşıma inanılmaz yürekten içine dahil olmak istediğim ve böyle yapmazsam gerçekten gözüm açık gideceğim bir proje çıktı. Ve tabii ki de böyle bir ekstra gönüllü projeye giriyor olmak da daha önce girdiğim bu diğer gönüllü projeden ufak da olsa biraz çaldı onun enerjisinden, ona ayırdığım emekten ve vakitten. Ve onu yapmazsam gözüm açık gideceğimi düşündürecek kadar bir istek uyandıran bu proje Yakaranlar projesiydi. Birkaç gün önce sizinle projenin teaserını paylaştım. Bu videonun altındaki açıklama kısmında filmin Vimeo kanalımda yer alan linkini bulacaksınız. Aynı zamanda aynı filmi bir süre sonra bu kanala da yükleyeceğim. Çünkü şöyle bir karar verdim. Konuşmamın başında da bahsettiğim gibi tek geçim kaynağım senaryo ve yazarlık olmadığı için, hatta bu işten asla bir kazanç sağlayamadığım için yaptığım, aslında en az yazmak kadar heyecan duyarak yaptığım diğer işlerden biri de yönetmenlik. Bugüne kadar yönettiğim çoğu işin senaryosunu da kendim yazdım. Aslında bir noktada çekmeye başlamamın sebebi de yazdığım şeyleri çekebilecek kimsenin olmadığını hissetmeye başlamamdı. Bir şekilde benim yazdığım o şeyin onun ekrana yansımasını sağlayacak yönetmen tarafından aynı benim hissettiğim gibi hissedilip algılanması çok zor yakalanabilecek bir uyum. Ve bu uyumu yakalamaya yönelik içimdeki umut her geçen gün daha da azaldığı için kendi yazdığım hikayeleri kendim çekmeye başladım. Verdiğim karar da şu: Yazabilirsin projesi boyunca yazdığım ve aynı zamanda çektiğim ne kadar iş olursa senaryosunu Yazabilirsin'in web blogundaki blog yazısında, filmini de bu kanalda yayınlamaya karar verdim. Yaptığım işlerin hepsi çok farklı alanlarda. Bazısı kısa film, bazısı reklam filmi, bazısı kamu spotu. Bunları benim elimden çıkan senaryosuyla birlikte izliyor olmak, o senaryoyu inceleyerek işi
görüyor olmak sizin için çok büyük bir avantaj olacak. Çünkü şunu kesinlikle garanti ediyorum, bu hep eleştirdiğim tuzağa asla düşmeyeceğim, emin olabilirsiniz. Yani çektiğim bir işi çekip bittikten sonra senaryosunu güncelleyip sizlerle paylaşmayacağım. Her zaman kayıp filmini paylaşırken gösterdiğim açıklığı göstermeye devam edeceğim ve yazdığım senaryo neydi? Çektiğim iş ne oldu? Neden yazdığım bazı şeyleri çekerken uygulayamadım? Ya da nasıl oldu da her şeyi aynen birebir uygulayabilecek bir iş çekebildim? İşte bu yüzden Yakaranlar filmini ve bundan sonra yaptığım bütün filmleri bu kanalda görebileceksiniz. Yakaranlar bir şekilde benim aşırı hassasiyet duyduğum bir konu üzerine yoğunlaşmış bir projeydi. Bundan 2500 yıl önce yazılmış bir tiyatro metninden ilk defa Türkçe'ye çevrilerek ve dolayısıyla ilk defa sahnelenmek üzere hazırlanarak ortaya konulmuş bir tiyatro oyunu. Bir tiyatro metninin, dolayısıyla bir tiyatro oyununun kısa filme uyarlanması ya da herhangi bir şekilde bir filme uyarlanması açısından aslında çok iyi bir örnek. Çünkü biliyorum aranızda bu konu üzerine kafa yoran ve bir şekilde bir gün bir tiyatro oyunundan film üretmeyi hayal eden, bir film senaryosu yaratmayı hayal eden insanlar var. Özellikle Eda izliyorsan sana buradan selamlarımı iletiyorum. Eda bana mail attığında ve ben bir tiyatro metnini, bir tiyatro oyununu senaryoya çevirmek ve bundan bir kısa film ya da bir uzun metraj film yaratmak istiyorum. Ama buna dair hiçbir örnek bulamadım. Nasıl yapabileceğimi de bilmiyorum, bir içeriğe de ulaşamıyorum diye bana mail attığı gün ben Dastas ekibine, yani Yakaranlar oyununu sahneye koyacak bu müthiş ekibe oyundan esinlenerek, oyunun içinden kesitleri bir araya getirerek yarattığım 5 dakikalık kısa filmimin senaryosunu iletmiştim. Bu da çok acayip bir şey. Yani o yüzden bir şekilde bu kanalın takipçileriyle ya da yazar olan insanlarla ya da takip etsin ya da etmesin, benden haberi olsun ya da olmasın, bir şekilde yazma işine gönlünü vermiş ve büyük bir özveriyle emek emek bunu öğrenmek için çabalayan bazı insanlarla aramda bir bağ hissediyorum. Dünyanın dört bir yanında da olabilir bu insanlar. Aynı şeye emek veren insanların enerjisi bir noktada bence birbiriyle denk geliyor. Birbirlerini tanımasalar bile. Çünkü aynı hayali kuran, aynı şey için heyecan besleyen, aynı şeye tutkuyla yaklaşan ve bir şekilde enerjisini yoğun bir biçimde aynı şeylere hizmet etmek üzerine yoğunlaştıran insanların enerjisi etrafta dolaşıyor evrende ve birbirleriyle denk gelip bir şekilde yollarının kesişmesini sağlıyor bu enerjiler. Aynı enerji beni Yakaranlar ekibine de götüren enerji aynı zamanda. Çünkü mesleki anlamda birebir aynı şeye tutkuyla yaklaşıyor olmayabiliriz. Ama özünde Yakaranlar ekibinin de derdi aynı, benim de derdim aynı. Bir şekilde bilinç geliştirici bir şeyler üretmek üzerine, sanatın toplum üzerindeki bu geliştirici etkisinden beslenmek, bundan yararlanmak ve bunu yaymak üzerine bir tutku besliyor her iki tarafta. Yakaranlar oyunuyla denk gelmem tamamen Dastas sahnedeki başka bir oyunu izlemeye gittiğimde tanıtımlarını görmemle oldu. Sonra oyunu araştırmaya başladım. Oyunun metnini araştırmaya başladım. Oyunun yazarı olan Eskilos'u araştırmaya başladım. The Sapiens adıyla İngilizce basılmış olan dokümanına eriştim. Bir de zaten orijinal dili Yunanca olan bir metinden İngilizce'ye çevrilmiş bir metni Türkçe anlamaya çalışıyorsunuz falan, yani zaten zor. Ama Yakaranlar ekibiyle iletişime geçip bu projenin içinde projeye destek olmak adına, oyunu duyurmak adına ve dolayısıyla oyunun gelirinden yapılacak olan o bağışa destek olmak adına bir şeyler yapmak istediğimi söyledim. İlettiğim fikir tamamen tahminler üzerine yarattığım bir fikirdi. Ertesi gün benle oyunun metnini paylaştılar. Türkçe'ye çevrilmiş metnini. Türkçe'ye çevirisini Aysun Şişik yapmış ve o kadar iyi bir çeviri yapmış ki, çünkü ben o çeviriyi okumadan önce İngilizce metne biraz göz gezdirmiştim ve gerçekten çok zorlanmıştım. İyi bir çevirmenin elinden çıkmış Türkçe bir versiyonla karşı karşıyaydım bana ulaştırılan dokümanda. Aynı zamanda ilk sen Başarı tarafından inanılmaz iyi ve inanılmaz titiz bir şekilde metin düzenlemesi yapılmış. Çok etkilenmiştim metni okuduğumda. Hemen metni okumamın ertesi gününde denk gelen provalarına davet edildim ve o günden itibaren yaklaşık 1,5 ay boyunca Dastas sahnede
Yakaranlar ekibiyle birlikte her türlü provasına. Çünkü bu oyun şan provalarıyla, müzik provalarıyla, koreografi provalarıyla, oyun provalarıyla, sahne provalarıyla, yani o kadar çok fazla provayla ve o kadar çok fazla saatlik bir emekle, o kadar çok fazla ustanın bir araya gelip yarattığı bir oyun ki benim de oyunu tam olarak anlayabilmem, oyunun hangi kesitine filmde yer vereceğime karar verebilmem, hem oyunun derdini çok kısa sürede anlatabilecek, hem oyunla ilgili çok fazla ipucu vermeyecek, çünkü insanların oyuna gitmesine yönlendirmeye çalışan ilk amacı bu olan bir film. O yüzden bu aşamaların, bu provaların hepsine katıldım. Aralarında zaman geçirdim ve gerçekten onlardan biri gibi oldum bir süre sonra. Hani bunu yürekten hissettim. Onların da hissettiğini biliyorum. Birbirimize nasıl büyük bir sevgi bağıyla bağlı olduğumuzu biliyorum. Sadece filmde oynayan oyuncularla değil bu arada. Filmde yer alamayan çeşitli sebeplerden dolayı. Ama sahnede her gittiğimde, provalarında ya da onları ziyaret ettiğimde, birlikte zaman geçirdiğimiz, göz göze geldiğimiz bütün oyuncularıyla, reji ekibiyle, yönetmenleriyle, müzisyenleriyle, koro şefleriyle, herkesle büyük bir bağ kurduk aramızda. Zaten öyle bir bağ gelişmişti ve beni de dahil ettiler. Ve bu müzikal bir oyun aynı zamanda. Koro var, yaklaşık 50 kadın aynı ağızdan 3 sesli şarkı söylüyorlar. Müzikleri her zaman canlı çalınıyor sahne performansı esnasında. Ve bunu bir film haline getirebilmek için İçerideki bütün o organizasyonun her aşamasına dahil olup, her aşamasını iyi gözlemleyip, o kesitleri bir araya getirirken aynı zamanda da bunun filmde uygulanabilirliğini de çok iyi test etmiş ve çok iyi planlamış olmak gerekiyordu. Çünkü çekip döndükten sonra ikinci bir şansımız yoktu. Çünkü tiyatro sahnesinde bu filmi yapmak yerine Şile'de Akçakese koyunda yapma gibi bir fikre girmiştim ve o saatten sonra her şeyin çok iyi planlanması gerekiyordu. İyi bir görüntü yönetmenine ihtiyacım vardı. İyi bir focus puller'a ihtiyacım vardı. İyi bir ses kayıtçısına, ses mühendisine ihtiyacım vardı. İyi bir sound designer'a ihtiyacım vardı. Yapım amirine ihtiyacım vardı. Ve tek tek arkadaşlarımla, dostlarımla bir şekilde bana gönüllü olarak girdiğim, bu işte destek olabileceğine inandığım insanlarla iletişim kurmaya başladım. Aradığım, yardım istediğim, hiç kimseden olumsuz geri dönüş almadım ve o kadar iyi bir ekip kurdum ki minimal, son derece mütevazi, kendi çapında, kendi kendini döndüren o ufacık sette gerçekten inanılmazı başardık. 5 dakikalık bir kısa film çekiyorsunuz, 20 kişilik bir oyuncu kadrosuyla, dans var, koreografi var, bazı bir takım ritüelleri var bu oyunun, filmde de yer verilmesi gereken. Şarkılar var, ağıtlar var ve 3 sesli bir koro var. Ve o kadar sorunsuz yürüdü ki her şey, o kadar herkes gönüllüydü ki bu işe. Ve hem o gün, hem sete girmeden önce, hem setten sonraki o filmi tamamlama sürecinde şunu düşünmeye başladım. Bu sektörde çok büyük bir sömürge var, emek üzerinden. Aslında baktığınızda benim yaptığım da bir çeşit sömürge. Benim inanarak gönüllü girdiğim, hiçbir karşılık beklemediğim o şeye, onlar da bana inandıkları için karşılık beklemeden girdiler. Bu da bir sömürge. Ama belki de dünya üzerinde bir insanın başka bir insana uygulayabileceği en erdemli sömürgelerden biri. Bu şekilde birlik olup sırt sırta verip iş üreten çok fazla insan var. Evet, birbirimizi sömürüyoruz ama keşke herkes birbirini bu kadar dürüst biçimde sömürse. Çünkü benim o gün yanımda olan arkadaşlarımın, dostlarımın hepsi elimde olan imkanları, mevcut imkanlarımla bu projeye girerek aslında şartları ne kadar zorladığımı, gücümün ne kadarına yetebileceğini ve ne kadarına yetemeyeceğini, bu kadar risk varken, bu kadar zorlanma söz konusuyken yine de gözümü karartıp bu işe nasıl büyük bir inançla girdiğimi gördükleri için aslında yanımda oldular. Ve onlara hiçbir şey vaat etmedim neredeyse. Sadece yardımlarına ihtiyacım olduğunu söyledim. Ve koşa koşa geldiler. Niyeti sorgulanabilen şeyler, çok fazla inanılabilen şeyler olmuyorlar. Ve inanılamayan şeyler de Yakaranlar projesi gibi yanında çok fazla durabildiğimiz şeyler olmuyorlar aslında. Dolayısıyla niyetine, amacına ve hedeflediği şeye inandığım ve bana inanan diğer insanların da inanmasını sağladığım bu proje beni çok etkiledi. Çünkü bu proje benim uzun zamandır karşılaştığım en çarpıcı gerçeği verdi bana. Şöyle bir şey hayal edin şimdi. Bundan 2500 yıl önce, milattan önce 470 senesine yakın bir zamanda yazılmış bir metin alıyorsunuz elinize.
Ve bu metin bugün hala bir şekilde ortadan kaldırılması için elinizden gelebilecek her şeyi yapabileceğiniz bir sorunu irdeliyor. Ve bu sorunu bundan binlerce yıl önce irdeliyor olması o sorunun o günlerde de geçerli olduğu anlamına geliyor. Bizler gibi dünyanın aslında bir zamanlar çok güzel bir yer olduğunu ama bir zaman sonra kötüleşmeye başladığını düşünmek isteyen, bu şekilde de gelecekte bir gün yine dünyanın güzel olabileceğine dair umut besleyebilmeyi başarmış insanlar için çok çarpıcı bir gerçek. Çok etkileyici bir gerçek. Aslında bir nevi tokat. İşte bu yüzden böyle oyunların sahnelenmesi, işte bu yüzden böyle kadınların böyle oyunların içinde yer alması, işte bu yüzden böyle ekiplerin bu oyunlara gönlünü vermesi ve işte bu yüzden böyle filmlerin yaratılması çok önemli. Dastas sahne ekibine, Yakaranlar ekibine, Yakaranların oyuncularına, rejisine, yönetmenlerine, müzisyenlerine, koro şefine, filmde benimle birlikte bana inanarak yer alan ekip arkadaşlarıma, hepsine binlerce kez teşekkürler. O kadar önemli ve o kadar değerli bir oyunla karşı karşıyasınız ki o sahneye gittiğinizde. Oyuna mutlaka gidin. Tiyatroya mutlaka gidin. Ne kadar içinizdeki o yoğun tutku sinemaya dair beslenirse beslensin, tiyatrodan beslenebileceğiniz çok fazla şey var. Ve şunu unutmayın, tiyatro zaten sinemanın kökeni, sinemanın özünde tiyatro var. Hatta sinema tiyatrodan esinlenerek hayal edilmiş, bir şekilde gerçekleştirilmiş bir proje aslında. Ve bugün geldiği noktayı o esinleniş biçimine, oradan aldığı tekniklere, oradan aldığı hikaye anlatıcılığı biçimine borçlu. Elbette sinema görsel anlamda tiyatroya nazaran daha etkileyici ve daha inanılmaz bir yerde artık. Ama öze indiğinizde, hikayeye indiğinizde, tekniğe indiğinizde bu hikaye anlatımının sinemanın beslendiği yer tiyatro. Senaristseniz, yönetmenseniz, sanat yönetmeniyseniz, oyuncuysanız tek odağınız sinema olmamalı. Sinemanın hangi biriminde yer almayı hayal ederseniz edin, bir şekilde yolunuz arada bir tiyatro salonlarından geçmek zorunda. Hepimize bol şans diyeceğim şimdi. Bunu her yayının sonunda söylüyorum. Yakaranlar projesi benim karşıma şans eseri çıkmıştı. Ve ben bu projenin benim karşıma çıkmasına sebep olan bu şansı oyunun daha çok duyulmasına sebep olacak başka bir şansa dönüştürdüm. Bu filmi yaratırken yanımda olan arkadaşlarımla sahip olduğum şansı paylaştım aslında. Hem o arkadaşlarımla, hem filmde oynayan insanlarla, hem oyunun diğer bütün emekçileriyle. Şansınız bol olsun ve şansınızı paylaşın. Tıpkı benim Yakaranlar vasıtasıyla şansımı tüm dünyayla belki paylaşacak o dalgayı başlattığım gibi. Çünkü şans belki de en çok ihtiyacımız olan şey. Hayallerimizi gerçekleştirme yolunda ilerlerken ve şansı ancak kendimiz yaratabiliriz. Kendimiz yaratabilir ve yayabiliriz. O yüzden şansımızın bol olduğu, bolca bu şansı yayabildiğimiz ve şansını yayan insanlar tarafından yeni şanslar elde edebildiğimiz, şanstan yana yüzümüzün her zaman güldüğü bir yol diliyorum aslında size. Hepimize bol şans derken ve hepimize bol şans.